Evet, merhabalar. Ben uzman klinik psikolog ve aile danışmanı Berk Karaoğlu. Bugün sizlere kalp bozuklukları ve EMDR terapisinin yeri ve öneminden bahsedeceğim. Aslında kaygıyı tanımlamak gerekiyor ilk başta. Kaygı bizleri harekete geçiren, tehlike anlarında bu sinyali veren, meydan oku sinyalini veren bir duygudur. Ancak bu duygu bazen işlevselliğimizi engelleyecek derecede gelir ve bozukluğa yol açar. Normalde bu bozuklukların içinde panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgür fobi ve travma sonrası stres bozukluğu gibi birçok bozukluk bulunmakta. Ancak şu son dönemlerde yaşadığımız depremler, Covid süreci, pandemi süreci gibi birçok olumsuz yaşam olayları bizleri oldukça etkilemiş ve kaygı bozukluklarına sevk etmiş gibi gözüküyor. İşte tam da burada EMDR terapisinin öneminden bahsedeceğim. Çünkü EMDR terapisi aslında bu sıkıntılı davranış örneklerinin oluşmasında yer alan otomatik olumsuz düşünceleri geçmişteki anılarla beraber ele almayı, işlemlemeyi ve şimdiye olumlu hale döndürmeyi amaçlıyor. Normalde EMDR yani Eye Movement Desensitization and Reprocessing dediğimiz göz hareketleri, duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi dediğimiz EMDR terapisi göz hareketleri yapılabilir. O anlara, o duygulara, o düşüncelere, o beden hislerine, şu anda yaratıldığı beden hislerine gidilebilir. Veya EMDR aletiyle de dokunsal ve işitsel olarak da yapılabildiği bilinmektedir. EMDR terapisi diğer terapi çeşitleriyle beraber, yani bilişsel yaklaşımla beraber analitik, yani geçmişteki anıları da bizleri hatırlamamıza, onları tekrar işlememize olanak sağlayan bir terapi biçimi olduğu için oldukça fazla özellikle travmaya yönelik terapilerde kullanılmaktadır. 99 depreminden sonra oldukça fazla Türkiye'de kullanıldığı, uygulandığı bilinmektedir. Ancak şu görülmüştür ki aslında kaygı bozukluklarında da, yani bu az önce konuştuğumuz duygu durum problemlerinde ve birçok bizi örseleyen yaşam olaylarında da bu terapi biçimi oldukça fazla işe yarıyor. Son dönemlerde evet hepimiz aslında pandemi sürecindeyiz. Yaklaşık 8-9 aydır bu kaygıları yaşıyoruz. Sürekli bir hayatımızda bir şeyler değişiyor. Hem sosyolojik anlamda hem birey anlamında, psikolojik anlamda sürekli bir değişkenlikler ve stres kaynakları yaşıyoruz. İşte tam da bu noktada aslında bu kaygılar bize, daha doğrusu bu düşünce örgütleri bize kaygı yaratıyor olabilir. Güçsüzüm, dayanıksızım, kendimi ifade edemeyeceğim, savunmasızım gibi aslında birçok olumsuz düşünceyi tetikliyor olabilir. Ve bu süreçte bizde yarın bir gün görecek kaygı bozukluklarını tetikleyecek olabilir veya tetikliyor olabilir. Özellikle yaygın anksiyete, yani sürekli bir şey olacak korkusu artık çoğu kişide olmaya başladı diyebiliriz. İşte bu noktada EMDR terapisi çok fazla anlam ifade ediyor. Özellikle travmatik noktalarda veya yoğun yaşanılan, biraz daha geçmişten beri gelen otomatik düşünceleri ele alma noktasında EMDR terapisinin rolü oldukça büyüktür. Fizyolojik sağlığımızın yanı sıra ruh sağlığı da çok önem taşımaktadır. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlığın tanımı hem fiziken hem de ruh anlamında sağlıklı olmamız demektir. O açıdan fizyolojik sağlığımız kadar ruh sağlığımızı da ihmal etmememiz gerekiyor. Şu dönemde özellikle geçmişten beri yaşadığımız yoğun, olumsuz dönemler yaşadığımız duyguları bir şekilde tekrar ele almak gerekebilir. Ben de kısaca size kaygı bozukluklarını, kaygı nedenlerini ve EMDR terapisinin genel bakış açısını özetlemeye çalıştım. Hepinize mutlu yarınlar, sağlıklı günler diliyorum.